Herkese selamlar. 3 Nisan ve 4 Nisan çarşamba ve perşembenin iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Sizlere bir adet de ideal kupon önerisinde bulunacağım arkadaşlar. Şimdi direkt başlamak istiyorum. Öncelikle neyle başlayalım? Şaka değil. 1 Nisan şakası değildir ekrandaki. Baylar full. Full artı full. İdeallerimiz, yüksek oranlarımız. 1 Nisan'da hepsi fullendi. Dediğim gibi 1 Nisan şakası değildir değerlendirip kazan sağlayan herkese tebrikler. Çokça mesaj geldi. Kendi grubumuzda da özellikle Leicester United maçından sonra ortalığı yaktık. Alevlere verdik. Kasalar katlandı. Ne versek geldi. Tertemiz bir gündü. İdeal kuponlarımız, yüksek mislerimiz, YouTube'da verdiğimiz olduğumuz bütün tariflerimiz fullendi. Videoya beğeni atıp yorum yapan herkese çok teşekkürler. Destek mesajlarınızdan dolayı, gelen kazanç mesajlarından dolayı da çok çok teşekkürler. Bereketli olsun. Fullledik, devam ettik. Tebrikler. Umarım yine aynı şekilde fullleyeceğimiz bir bülten olur diyerekten de devam edelim. Bir adet de maç skoru yarışmamız var. Onunla devam edelim. Maç skoru yarışmamız hatta iki adet. Çarşamba'dan Fenerbahçe adına Demir mücadelesi. Oranlar henüz daha açık değil fakat ben sizlere birazdan anlatacağım maç içinde yorumlar yazabilirsiniz. Perşembeden de Chelsea ile Manchester United'ın maçı. Sizce ne olur diyerekten de maç skorlarını yoruma yazabilirsiniz. Daha önce yapmış olduğumuz Villarreal Atletico Madrid maç skoru bilen arkadaşımız da Salih Karakaş isimli arkadaşımız. O da bana Instagram üzerinden yazabilir. Instagram hesabımız Kangal B hesabıdır. Mesaj atmanız detaylıdır. Gruplara gelmek isteyenler, Nisan ayı gruplarına bulunmak isteyenler, sorusu olanlar, mesaj atmak isteyenler, halim hatrımı sormak isteyenler herkes benimle buradan iletişime geçebilirler. Mislere baktığımız zaman da dün iki adet misli yaptım. Solda gördüğünüz maç önü mistisiydi. Les United'ın ben galibiyetini bekliyordum. 2700 misli olarak değerlendirdim. Mücadele zor oldu. Hatta grupta kaos olan geldi mi gelecek mi Les United oyundan. Mücadele 3-1 almasını bildik. 80'den sonra 2 gol attı Les United. Tertemiz bir tanesi 90 artı 3'te boş kaleye kaleci de çıkmıştı. Öyle gol geldi. İzledik canlısını yaptık. 2700 mislimiz geldi. Atletico Madrid maçında ilk yarısını izledim. Devre arasında verdim. Dedim ki aga bakın bu maç Avrupa'dan 2-3 gol bandına bir elinde oranı var. Yani maçta bir gol daha var. Belli Banko. Bence bir gol daha olması çok hareketli bir mücadeleydi. 2-3 gol arası alalım. 2-1 Atletico Madrid kazandı. 700 misli de bunu yaptık. Yüksek misli de bir kasa yönetimi yaptığımız için canlılar olsun, yüksek misli olsun hepsine bir tercihler yazıyoruz. Canlı olarak da mislerimiz devam ediyor. Yani görüyorum, bakıyorum. Dedim ki abi bu gelme ihtimali çok yüksek. Bu şekilde çok yüksek ihtimalle olanları ben zaten özellikle yüksek misli misli yazaraktan da atıyorum. Yüksek misli canlılarımız aynı şekilde devam ediyor. Dün ideal kombinemiz vardı. Tek bir ana kombinemiz vardı. Bir de Avrupa kombinemiz vardı. Avrupa kombinemiz geldi. O zaten 3 gündür seride. Gün ana kombinesi de Bilal maçı. KG var. Les United'ın en az 2 gollü galibiyetini bekliyordum. 1.53-1.44 oranında tertemiz ideal kombinemizde içeri almasını bildik. Değerlendirip kazan sağlayan herkese tebrikler. Günün ana kuponu da tebrikler içeri almasını bildik. Canlı olarak izlediğimiz maçlara canlı yapmaya devam ediyoruz gruplarımızla. Herkes açık telegram grubu da var ama öncelikli olarak zaten canlı odasını hepsini atıyoruz. Ara ara oranı atıyoruz. Herkes açık telegram grubundan bahsedersek de arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Günün ideal kombinesi videoda değil ücretsiz grupta yayınlanacaktır. Yarın yayınlanacaktır. Fenerbahçe maçını ekleyebilirim. O yüzden oranlar da açık değil. Ücretsiz gruba açıklama ve yorumlar kısmından girebilirsiniz. Burada ücretsiz grupta yarın kombinesini mutlaka girdiğiniz zaman da göreceksiniz, erişeceksiniz. Başlayalım. Sizlerden ricam beğeni ve yorum desteklerinizi bırakmanızdır. Beğeni ve yorum destekleri bizler için önemli. İsterseniz direkt başlayalım. Kayseri ile Kasımpaşa karşılaşması. Şimdi aga öncelikle her iki takımda da çok fazla eksikler var, var deyip geçmek istemiyorum bu mücadeleyi bahsedeyim. Kayseri Spor'da Bilal Bayezid kalede olmayacak. Bir tane daha isim mesela iki kişi eksik. Kasımpaşa'da geçen mücadelede Aytaç e, Kara mesela takımın bel kemiklerinden bir tanesi sarı kart cezalısı sarı kart cezalısı bu maçta. Kırmızı kart gören var, bir tane de savunmadan eksik var. Kasımpaşa tarafında da eksik var. Yani şöyle söyleyeyim. Her iki takımda da eksikler olduğu için köller sağlar diyerekten yine aynı şekilde burada vara gideceğim. Eğer şöyle bir şey olsaydı, yani sadece 3 tane eksik Kasımpaşa tarafında olsaydı Kasımpaşa'nın eksikleri bu arada daha önemli fakat Kayseri'nin kalecisi olmaması da Kasımpaşa için ayrıca bir avantaj. O yüzden idealden bir KG var seçeneği değerlendirilebilir. İdealden bir var alınabilir. Burak Yılmaz'ın pozitif futbolunu düşünürsek Kasımpaşa zaten deplasman ekibidir, savunma yapmaz. Oranı biraz daha yükseltmek isteyenler var ve üst de yapabilir. Benim tercihim burada ya var zaten gelecektir. Bence bir 2-1 Kayseri'ye biraz daha yakınım. Skorumla ekibi olarak öneriyim. İndeks beklentisi bu arada 2-2'lik mücadelenin skoru. Fakat ben Kasımpaşa'nın bu eksiklerinden kaynaklı maçın 2-1'de bitmesini, Kayseri galibiyeti gelmesini beklerim. Fenerbahçe ile Adana Demir karşılaşması. Fenerbahçe'de bugün şey toplantı var. Fenerlikten çekilecek mi, çekilmeyecek mi? Aga çekilmeyecek bence zaten. Yani imkansızı konuşuyoruz gibi bir şey oluyor. Anladınız mı? Olmayacak aga. Olmayacak duaya amin denir mi? Denmez ama. Kim gelecek? Başkan mı çekecek? Kimsin sen? Şimdi sövdük çekmeni ya. Velhasıl kelam Fenerbahçe'nin ben burada yani bir en azından bu TFF'ye tepki olaraktan e, ben buradayım demek için burada gollü bir galibiyetini bekliyorum. İlk yerden Fenerbahçe galibiyeti. Avrupa'da 1.58 mi oranı var. 1.55 1.65 milyon oranı var ilk yarı galibiyeti Fenerbahçe'nin. Bizde olacak oran 1.48 bandında bir oran olacaktır. 1.50, 1.53. İlk yarı galibiyeti o yönde olacaktır. Fenerbahçe'nin ilk yerden galibiyetini alırım. Avrupa'da yaşayanlar da ilk yerden Fenerbahçe'nin bir golünün 1.37'de tam oranı vardı. İdeal bunu da değerlendirebilir. Ben burada ilk kere Fenerbahçe galibiyeti. Skorum da 3-1 Fenerbahçe'nin galibiyeti. Brentford Brighton. Aga. Size bak ne anlatacağım. İzlemeyen varsa Allah için videoyu gitsin durdursun. Şu Brentford Manchester United maçını bir izlesin. Ya Şampiyonlar Ligi finalinden de öyle bir keyifli maçtı ki. Maç 1-1 bitti. Onu geçtim. Mücadeleye ben KG varana misli yapmışım. İdeal kombineme vermişim. Maç sonu 1.5 üstünü de misliye vermişim aynı şekilde. Bak 90 artı 6, 90 artı 9. 3 dakikada. Sadece şunu göstermek istiyorum. Brentford'un Manchester ceza sahasında buluştuğu sayıya bakın. 85. İnanılmaz bir maçtı. Ya ben şunu söyleyeyim. Mücadele 1-1 dua ettiyse Manchester United öpsün başına koysun bir puan. Yani direkler, boş kaleler, savunmanın hataları falan gırla neler neler kaçtı. Yani bu Brentford burada Brighton'ı da kevgire çevirebilir. Ama ben burada Brighton'ın da gol atmasını bekliyorum. İdealden bir var aldım. i̇dealden yani bir KG var değerlendirilebilir burada. Golü geçmesini bekliyorum zaten. İdealden var alınabilirim. Ben sizlere bu Brentford'ın kendi evinde tekrardan maç oynamasını değerlendirmek istiyorum. Biraz daha yüksek orandan 1.70 bantlarından. Ev sahibinin 1.5 üstünü de öneriyorum. 1.70 bandı oranı var. Bak var bekliyorum. Ev 1.5 üstü dedim. Ne oldu maçı zaten biz 2-1'e getirdik mi? Getirdik. O yüzden şuradan da bunu da bir değerlendirirsek. Bakın içimizde kalmasın. Söyleyelim ki yeşillediği zaman da hep birlikte kazanalım. Maç sonu 1. 2.5 üst. 2.88 aga. Bu Brentford bu oyununu sergilesin. Biraz da şans yanında olursan 3-1-4-1 aga. Geçmiş olsun. Devam ettim. Arsenal ile Luton karşılaşması. Şimdi maça oran yok zaten. Ne alsak diye düşünmek düşündük düşündük düşündük. Ya i̇lk yarıdan Arsenal bitirebilir. İlk yarı 1'e gidemedik. Oran yok çünkü. İlk yarı 1.5 üst aga. İlk yarı 1.5 üst sonra 1.60 seviyesinde oranı var. Yani Arsenal zaten maçları bitirdiği zaman ilk yarıdan 4 atıyor, 3 atıyor. İlk yarıdan 2 atsın bizim için. Luton da atabilir fark etmez. Ben ilk yarıdan genel ilk yarı 1.5 üstü değerlendirdim. Manchester City ile Aston Villa mücadelesi. Şimdi Aston Villa tarafında kim eksik aga? Bir bakın eksikleri kim var kim yok. Bir bakın. Aga ben size göstereyim. Watkins yok. Adamların golcüsü yok zaten. McGinn yok. Tyron Mix de yok. Bunlar geçen hafta zaten savunmada şeydi. Ay, tribünde yerini almıştı. Sürekli maçı izleyen varsa Aston Villa maçını. Misli yapmıştık bu arada. 3000 misli Aston Villa'nın oradan galibiyetini. Wolves'un çünkü eksikleri vardı. Ya, kaçmaz değerlendirdim. Yani yakından takip ediyoruz ki kazanmayı Bilelim hedefimiz kazan zaten. Size son mücadelesinde Arsenal 0-0 berabere kaldı kendi evinde. Bu maçta direkt galibiyeti bekleyeceğiz. Galibiyeti beklerken de yani bu Aston Villa'da kolay lokma değil. Ama Aston Villa'nın golcüsü olmaması kaynaklı. Ben burada Stil'in tarafına doğrudan yöneldim zaten. 4.5 altında bir 1.70 bantlarında oranı var. Manchester City kazanır. Bence mücadelede de 5 gol sesi zor. Hatta indeks beklenti 2-1. Fakat ben Aston Villa atar mı bilmiyorum. 2-0. Daha yazdım kendi kafama 2-0 3-0 3-0 da olmayabilir. 2-0 çok mantıklı gibi geliyor bana. Arkadaşlarım diğer güne geçtik. Ekrana şey gelsin. Bak bugüne ideal kombine vereceğim. İdeal kombine ücretsiz grupta olacak. Çünkü ekleyebilir ekleyebilirim ideal kombineme. Oranlar açık değil. Gün içinde açılacak. Ücretsiz gruba mutlaka girin. Açıklama ve yorumlar kısmında zaten linki de mevcut. Devam eden 4 Nisan için geldiyseniz şu an bir beğeni ve yorum bırakırsanız çok teşekkürler. Başakşehir Beşiktaş mücadelesi çok fazla üstünde durmayı istemiyorum. Çünkü Beşiktaş tam bir loser takım oldu gerçekten. Yani oyun yok aga. Yani şöyle söyleyeyim. Hani büyük takımları hakemler omuz atıyor, destekliyor. Ulan taraftarı karşımıza almayalım falan da. Beşiktaş hakemler de bile artık yok aga. Yani normal Anadolu takımı maçı gibi oluyor. Başakşehir'de kötü takım değil. Mücadele tek tercihim. Mücadelenin 2-3 golde kalması 1-78 oranı var. Değerlendirecekleri tek tercihim budur. Liverpool'la Sheffield mücadelesi. Liverpool'da hiçbir türlü oran bulamazsınız bu mücadeleye. Son maçına 12.000 misli yaptım. Dedim ki Liverpool'un burada alır 1.5 üstü. bir 38 oran var. 12.000 misli yaptım. 4.000 küsür kar yaptıydık oradan tek mücadeleden. Sheffield'la oynayacaklar. Ya durum malum. Burada ilk yarı 1.5 üstü aldım aynı şekilde. Arsenal maçına ne yaptıysam aynı, aynı şekilde burada. İlk yarı 1.5 üstü aldım. Sheffield atar mı? Atarsa işimize gelir. Ama Liverpool'un ilk yerden tek başına 2 gol potansiyeli var gibi geliyor. İlk yarı 1.5 üstü değerlendirdim. Son mücadelen ve bu maçın da skorunu sorduk sizlere. Ne olur diyerekten de yorumlara yazabilirsiniz maç skorlarınızı. Ya yani United son mücadelesinde çok kötü bir oyun oynadı. Daha doğrusu Brentford çok çok iyiydi. O yüzden ben burada yani var diyemeyeceğim. Neye gideceğim biliyor musun? Chelsea tarafında olacağım. Ama Chelsea bak az birini vuru tekine. Chelsea de son mücadelede yani 10 kişi takımdan 2 tane gol yedi. Burnley'den 2-2 bitirdi maç. Aptal ya bu Chelsea. O maçta da 9'da 7, 9 tane maç verdim. 9'da 7'de kaldı. 2 tanesi gel attı. Bir tanesi Chelsea mücadelesi. Chelsea'de yani 2-0 ya iner misin çıkar mısın abi bu Chelsea'ye ya. Ya diğer seçeneğinde bulunan ev sahibi bir yarı kazanır. Ben burada bir yarı kazanmasını bekliyorum Chelsea'nin. Bu yönde bir değerlendirme yapacağım. Değerlendirecekler bol şanslar. Ya United kötüydü. Chelsea en azından gol atıyor. Gol de yiyor da en azından gol atıyor. Bir yarıyı kazanır gibi geliyor bana. Agalarım İdeal kombinemiz yok. Ya yani ücretsiz grupta. Ekranda görüyorsunuzdur zaten. Yayınlayacağım. Bu gruba girip yarın ideal kombinesini sizler de ulaşabilirsiniz. Herkese bol şanslar. Bereketli olsun şimdiden. Güzel bir video olmasını bekliyorum. Videoyu like atıp kanala abone. Abone değilseniz abone olursanız çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.